Bugs Bunny, Tom ve Jerry, Ayı Yogi ve Mickey Mouse. Aranızda bu çizgi filmleri izlemeyen kimse kaldı mı? Kimse var mı? Ya da hayal dünyasında bu çizgi filmlerin etkisinde kalmayan? Duvar resimleri yaparken duvarlara çizgi film karakterleri çiziyorum ama fark ettiğim bir şey vardı. Neden bize özgü bu coğrafyadan çıkmış ve dünyaya mal olmuş, dünyaya ulaşmış evrensel bir karakterimiz yok? Bu beni üzen bir şeydi. Bu düşünceyle yola çıkan resim öğretmeni Fatih Küçük, Türkiye'deki çizgi film kültürüne katkı sağlamak için Türkiye'nin ilk bağımsız çizgi film okulu olan The Cartoon Millie 2016 yılında Antalya'nın Kaş ilçesinde kurdu. Dünyanın 11 farklı ülkesine gidip çizgi film kültürü ve sanatlarını araştırmaya başladım. Aynı zamanda çocuklarla çizgi film hikayelerini birlikte çizgi filme dönüştürdük. Masallarını çizgi filme dönüştürdük. Ve dünya çizgi film tarihini gittiğim o ülkelerde araştırırken kendi çizgi film tarihimizle kıyasladım ve bizim dünya çizgi film tarihinde çok az yer edindiğimizi gördüm. Sonrasında ne yapabiliriz diye düşündüm. Yani bizim de dünyaya kendi çizgi filmimizi ulaştırabileceğimiz ne tür bir çalışma yapılabilir diye düşündüm. Ardından bir çizgi film okulu kurmaya karar verdim. Yola çıkıp yer araştırmaya başladım. Yazdığım kaymakamlıklardan birisi de Kaş Kaymakamlığı'ydı. Yaklaşık bir ay boyunca orada su olmadan, tuvalet olmadan, elektrik olmadan ve kapısı penceresi olmayan bir yerde tadilat yapmaya başladım. 3 aylık bir zaman içerisinde gönüllüler geldi ve pek çok insanın katkılarıyla eski atıl bir köy okulu çizgi film alanında faaliyet göstermeye başladı. The Cartoon Mill Çizgi Film Okulu'nda her yaştan öğrenciye eğitimler veriliyor. Çizgi film tarihi, karakter tasarlama ve çizgi film üretme gibi konularda atölyeler düzenleniyor. Okula gelen öğrenciler hem tabletle hem de geleneksel yöntemler, yani kağıt, kalem, oyun hamuruyla farklı teknikler öğreniyor. Çizgi film atölyesine ek olarak okul içerisinde çizgi film müzesi, animasyon odası, oyuncak yapım atölyesi gibi alanlar da bulunuyor. Ben resim çizmeyi seviyorum. Benim bir hobim. Çizgi film izlemeyi de çok severim. Nasıl yapıldığını da çok merak ettiğim için buraya geldim. Teyzemin tavsiyesiyle geldim. Animasyon yapmayı hayal ediyorum. Çizgi film yapmayı hayal ediyorum. Güzel çizgi filmler yapmayı. Şirketimi kurabilirim o çizgi filmle. Hayal dünyamı açacak. Animasyon yapmayı öğreneceğim. Daha resim çizmeyi daha da geliştireceğim. Öğrencilerin hikaye anlatımı becerilerine ve sosyal duygusal gelişimine katkı sağlayan Fatih Küçük, kurduğu çizgi film okuluyla bugüne kadar 4000'e yakın çocuğa ulaştı. Kaş'taki okuldan aldığı öğrenimlerle Ürgüp yamaçlarında ikinci bir çizgi film okulu açmak için çalışmalarına son hız devam ediyor. Küçük, The Cartoon Mill Kapadokya'yı farklı şehirlerden gelen gönüllülerin de desteğiyle 2021 yılında açmayı hedefliyor. Buraya gelmenin sebebi de burada kendimi çok deşarj olmuş hissediyorum. Çünkü dönem içinde çok yoğun geçiyor derslerimiz. Ve dönem sonunda da kendimi buraya atmak, burada bulmak bana çok keyif veriyor. Çünkü burada doğal ortamda bölümümden bir iş yapmak beni çok mutlu ediyor. Çizgi Film Okulu sadece öğrencilerin animasyon eğitimine değil, yörenin ekonomisine de katkı sağlıyor. Düzenlenen uluslararası festivaller için çeşitli ülkelerden gelen akademisyenler, sanatçılar ve animasyon severler Kaş'ta buluşuyor. Burada insanların değişimine tanıklık etmek, onlara yol gösterici olmak benim en büyük istediğim ve yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi. Bunun yanı sıra ülkemizin dünyada sanatla, kültürle, bilimle de anılmasını istemek yine benim en önemli isteklerim arasından bir tanesi. Fatih Küçük, bu topraklarda dünyaca bilinen ve tanınan bir çizgi film kahramanı çıkartmak hayaliyle yola çıktı. Bu hayali için binlerce çocuğa eğitimler verdi. Türkiye'de çizgi film sanatının gelişmesi için çaba harcadı. Fatih Küçük kurduğu çizgi film okuluyla hem çocukların geleceklerinde hem de kültür ve sanat dünyasında nesiller boyu unutulmayacak kocaman bir fark yarattı.